Beyler bayanlar selamlar. Evet yorumlarda o kadar çok ya abi yeni oyun yeni oyun ama başlamamış oyun dediniz. Evet ve başlamamış ve daha yeni girmeyi planladığım şimdi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Evet daha hiçbir şekilde başlamadım ama bunu tanıtıma geçmeden önce de küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Girdiğim oyunların bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Ben size genelde tutanları paylaşmaya çalışıyordum. Ama bu sefer de siz diyordunuz ki ya o zaman da güzel kazanç olmuyor. Tamam. Şimdi yapacağım daha riskli. Hiç tutmama şansı bile var. O yüzden lütfen kendi araştırmanızı yapıp ona göre girin arkadaşlar. Hadi geçelim şimdi de oyunumuza. Oyunumuzun ismi Cat Island arkadaşlar. Cat Island'da çizimleri falan bir kere çok hoş gözüktü gözüme ve birazdan white paper okuduğumuzda oyun içeriğinin de gayet güzel olduğunu göreceksiniz. Normal bir şekilde balıkçılık oyunu aslında arkadaşlar. Balık tutuyorsunuz ve oradan gelen balıkları işte satarak şey yaparak para kazanacağız. Ama içeride daha detaylı şeyler var. Peki roadmap'ine baktığımızda arkadaşlar Aralık oyunda hem marketplace açıp hem kendi tokenları FiCat adlı tokenların ön satışı olacak. Normal Origin Cats yani oyun oynamak için gerekli olan karakter satışı olacak. Ve hepsi evet çok yakında bu ay içinde gerçekleşecek. Ocak ayında oyun çıkışı vesaire daha sonrasında da oyunla ilgili diğer geliştirmeler yazında işte tekrardan daha şeyler yaza gider mi ondan emin değilim. Ama bizi ilgilendiren şu en baştaki kısım. Geçelim şimdi de White Paper'ına bakmaya arkadaşlar. Cat Island neymiş ne değilmiş. Yine Binance Smart Chain'de oynayacağız bu oyunu. Presale'e geçelim arkadaşlar. Presale'de bize satacakları şey kediler olacak ve bu kediler Origin'de geçecek. X'de de hatırlarsanız ilk çıktığında X'de Origins diye geçiyordu. Çok değerli oluyordu. Bunda aynı şekilde değerli olur mu olmaz mı emin değilim. Biz sadece paramızı kazanmamıza bakacağız. Değerlilik değerlenmemesi aslında çok da önemli değil. Çünkü bu tarz projeler daha kısa vadeli olduğu için değerlenene kadar oyun çoktan ölmüş oluyor. Satışta nasıl olacak? Whitelist olacak. Birazdan size nasıl whitelist alabileceğinizi, daha doğrusu nasıl hak kazanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Whitelist'teki kişiler 24 saat boyunca satış açık olacak. Ön satışın tarihi, adet sayısı ve fiyatı yakında duyurulacak duyurularda demiş ve duyuruldu. Birazdan Discord'a geçince zaten şey yapacağız. Gene şimdi White Paper'da gameplay nasıl olacak arkadaşlar? Bu oyunu oynayabilmek için öncelikli olarak bir tane şirkete ihtiyacımız var. Yani normal bir kete ihtiyacımız var. Ve aynı zamanda da lisansa ihtiyacımız var. Balık lisansa. Player must get a fishing license in order to fish using their NFT assets. Yani balıkçılık yapabilmek için bir kere bu lisansı almamız gerekiyor. Öyleyse bizim iki tane şey ihtiyacımız var başta. Bir tanesi kedi, bir tanesi de fishing lisansı arkadaşlar. Peki bu phishing'den ne kazanırım, ne olacak, nasıl olacak oyun diyorsanız kazançları şu anda size söylemem saçma olur. Oyun başlamadı. Ortada bir şey yok arkadaşlar. Ama sisteme bakacak olursak arkadaşlar, eğer bu phishing lisansı ne kadar yükseltirsek bize günlük görev verecek ve bu günlük görevlerden belli miktar para kazanacağız. Sadece balıkları satarak da kazanabilecek miyiz? O konuda emin değilim. Okla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Ama gözüken o kadar arkadaşlar bu phishing lisansı da arttırdıkça daha fazla günlük görev yapabileceğiz. Ve bu günlük görevler sayesinde daha fazla para kazanabileceğiz. Bunları da yükseltmek için ise tabii ki de yine bir şeyler harcamamız gerekecek. Örneğin level 1'den level 2'ye yükseltebilmemiz için toplamda arkadaşlar 300 ketlik kendi oyunun tokenından harcama yapmamız gerekiyor. Ve bu sayede de 2 tane günlük görev yapabileceğiz. Eğer 5. seviye çıkartırsak 4 tane yapabileceğiz şeklinde ilerliyor. Peki balıkçılık nasıl ilerliyor? Gelin şimdi ona bakalım. Bu oyundaki güzel şeylerden bir tanesi adamlar uğraşmışlar. 100 farklı tipte balık olduğunu söylüyorlar. Balığı tutabilmemiz için doğal olarak kete ihtiyacımız var. Fişir kete ihtiyacımız var. Ve bu oyunda da her şey gibi enerji ihtiyaç var. Yaptığınız her şey enerjiden yiyor. Ve balıkçılık da bunlardan bir tanesi. Her balık tutmanızda 25 enerji harcıyorsunuz. Diğer balıkçılık oyunlarını hatırlarsanız hep otomatik olarak balığı tut diyordunuz ve belli bir yerde tutuyordu. Bu oyunda ise farklı lokasyonlarda da balık tutabileceğiz. Ve her tuttuğumuz balık bize deneyim puanı kazandıracak. Biraz önce lokasyon demiştik ya, 3 farklı tipte lokasyon var. Tropical, Swamp ve Glacial. Ve bu
3 farklı tipteki lokasyondan da ayrıca 5 tane de bölge var. Şimdi bölgeyle lokasyon tipi farkı ne diyeceksiniz? Lokasyon tipi farkı arkadaşlar, sizin karakterinizi de atıyorum ne oluyor? Tropikal oluyor, tamam mı? Lokasyon da tropikal oluyor. Bir de aynı zamanda tutacağınız oltanın tipi de tropikal oluyor. Üçünü aynı anda yaparsanız %20 şansınızı arttırıyorsunuz. Birazdan zaten ona değineceğiz. Bölgenin farkı ise şu aşağıda zaten bize şeyi açıklamış arkadaşlar. Birinci bölgede balık tuttuğunuzda dandik tutma şansınız %64. En iyisi daha tutma şansınız %0,54. Ama siz bölge 5'e geçebilirseniz bu sefer diyor ki ya sen dandiğinden %32 şansa en iyisinden de %7 şansı tutabilirsin. Öyleyse en yukarı gitmemiz daha mantıklı değil mi? Ama bunu yapmak için de belli bazı şeylere ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Bir üstteki tabloda bunu gösteriyor. Örneğin bölge 5'e gidebilmemiz için öncelikle kedimizi 5. seviyeye yükseltmemiz ve aynı zamanda da bot var arkadaşlar oyunda. O yerlere geçmek için bota ihtiyaç duyacağız. Ve botun da seviyesinin 4 olması gerekiyor. Tuttuğumuz botun balıkların rarity'si de yine common'dan başlayarak legendary'e kadar değişiyor. Ve bize verdiği experience'lar da arkadaşlar, örneğin common tutarsak 7,5 experience alıyoruz. Eğer tutamazsak, faillersek 2,5. En iyisi legendary'de direkt 607,5 experience veriyor. Ama bunu tutması gerçekten bir saattir bize kedi lazım, kedi lazım, kedi lazım. Nedir bu kedi? Hemen ona bakalım. Üst köşede arkadaşlar enerjimizi görebiliyoruz. Hemen yanında food. Bu food da bizim enerjimizi doldurmamızı sağlıyor. Birazdan daha detaylı göstereceğim zaten. Hemen aşağıda da strength, skill ve stamina statlarımız ve kaç level olduğumuzu görebiliyoruz. Ve aynı zamanda karakterimizin tipinin, hani biraz önce söylemiştik ya, swamp, tropical ve glacial diye. Buradan da tipini görebiliyoruz arkadaşlar. O tipe göre de zaten yer seçimi, location seçimi yapacağız. Şimdi en başta da 25 enerji gittiğini söylemiştik. Baktığımızda 4 kere mi balık tutacağız öyleyse? Hayır arkadaşlar. Bunlar saat içinde tekrardan doluyor. Şuradan da göreceğiniz üzere karnı tokken saatlik 4,16 enerji dolduruyormuş. Aynı zamanda da tuttuğumuz balıkları da bu hem karnımızı doyurmak için hem enerji doldurmak için kullanabiliyoruz. Ve bu yediğimiz balıklar da aynı şekilde yakılacak. Yani bir şekilde oyunun içindeki token'ı ve tuttuğunuz eşyaların sürekli içeride döndürmeye çalışıyor, yakmaya çalışıyor. Ki yakmayla ilgili birazdan farklı örnekler de söyleyeceğim. Oyunda ne kadar fazla yakma olursa oyunun ömrü de o kadar uzun oluyor. Projenin tutma şansı da o kadar daha fazla oluyor. O yüzden bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Kedimizi de hani level atlatıp daha farklı lokasyonlara götürebiliyoruz demiştik. Hatırlıyor musunuz? Burada da şimdi onu açıklamış bize. Level 1'den level 2'ye geçmek için ne kadar gerekiyor? 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e. Hani başta da söylemiştik ya arkadaşlar, hem land'in tipi olacak hem karakterin tipi tropikalde vesaire de nasıl bir bonus seçecek. Şimdiki buradaki tabloda da onu görebiliyoruz. Eğer sizin karakteriniz tropikalse ve gittiğiniz lokasyonla tropikal seçerseniz %15 bonus kazanıyorsunuz. Ama örneğin sizin karakteriniz tropikal ve kalkıp da basaklı seçerseniz, swamp seçerseniz bu sefer eksi %25 ceza alacaksınız. Yani buradaki grafikten ona göre karakter ve yer seçimimizi yapmaya çalışacağız. Geçelim balıkları tutmak için gerekli olan ekipmanlara arkadaşlar. Ekipmanlarda da direkt bildiğiniz gibi bu oltaya ihtiyacımız olacak. Ve bu oltanın belli bir durabilitesi olacak. 100 durabilite olacak. Her balık tuttuğumuzda 4 gidecek. 4 durabilitesinden azalacak ve 0 olduğunda bunu kullanamayacağız. Ta ki tamir edene kadar. Tamir için de yine oyun içindeki kendi token'dan harcamamız gerekiyor. Peki bu oltayı nasıl alacağız? Oyun içindeki loot box sisteminden çıkacak. Ve bu çıkarttığımız oltaları aynı zamanda markette yine alıp satabileceğiz. Bu arada da şöyle bir detay daha yapmışlar. Oltanın da yine 3 çeşit, oltanın da yine 3 tane çeşidi var. Bu common, uncommon rare'dan bahsetmiyorum. Hani biraz önce tropical, swamp ve glacial'dan bahsetmiştik ya, bunda da ondan var. Eğer bunda da aynı uyumu yakalarsanız başarılı balık tutma olasılığı yakalıyorsunuz. Yani bunun da uyumu önemli olacak arkadaşlar. Ve bu oltalar da aynı zamanda yeni statlar olacak. Strength, skill vesaire gibi statlardan bahsetmiştik. Bu kullandığımız oltaların üstündeki statlar da kedimizin üstüne eklenecek. Yani bu ne anlama geliyor? Örneğin kedimizin strength'i 10 diyelim. Oltadan da 5 strength geldi. Direkt bizim ikisini bir arada kullandığımızda 15 strength'imiz olacak.
Ortaların çıkma olasılığını ise buradan görebiliyoruz. Common, Uncommon ve Legendary. Legendary yine %1 çok düşük ama Legendary'nin üstündeki statlara bakarsanız arkadaşlar 14 tane stat verecek bize. Gayet iyi. Ve diğer ekipmanlardan bir tanesi de bot arkadaşlar. Bu botu da araya birden hani birinci bölgeden beşinci bölgeye geçmek için kullanıyoruz demiştik ya. Beşinci bölge için de, beşinci bölge için de ama 4 level bot gerekiyor demiştik. Ve bu 4 level botu da yapabilmek için arkadaşlar aynı seviyedeki 3 tane botu ve belli bir miktarda da oyun içi token'ı yakarak yapabiliyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Bizim en yüksek seviyedeki bölgede balık tutabilmemiz için toplamda 27 tane bot almamız gerekecek. Mantıklı değil mi? Artık oyun açılınca onu keşfediyor olacağız. Ve son olarak da botun 5. seviyeye çıktığını görebiliyoruz. Biz 4'e kadar yükseldik. 5 ne için gerekli diyeceksiniz. Special Event'lar için geçerli. Burada da Legendary Spots'lar çıkacak arkadaşlar. Legendary Spots dediği şey ne? Eğer bir herhangi bir MMO oynadıysanız ve balıkçılık varsa böyle şansına böyle balıkların daha fazla olduğu spotlar, yerler çıkar ortaya. Gidip siz orada balık tutarsanız daha nadir, daha iyi balıklar çıkartabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde etkinlik halinde yapmışlar. Bu Legendary Spots'larda balık tutabilmeniz için ise botunuzu 5. seviyeye kadar yükseltmeniz gerekiyor. Oyun da Discord'da her geçen gün giderek büyüyor arkadaşlar. Discord'una katılıp oradan duyuruları takip edebilirsiniz. Oradaki duyurularda göreceksiniz ki 1000 tane whitelist dağıtacaklar. Ve bu whitelist'e girebilmek için arkadaşlar belli başlı şeyler yapmanız gerekiyor. Bu linki aşağıya bırakıyor olacağım size. Ne yapmanız gerekiyor? Hatta hadi gelin hep bunu birlikte yapalım. Arkadaşlar follow Cat Islands on Twitter diyor. Bu arada şuradan hemen verelim. Hemen şuradan follow'u çekelim. Follow. Şuradan da verify'ı çekelim. İlk görevimizi yaptık. Retweet yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şunu hemen retweet diyelim. Adım adım buradan zaten görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Retweetler misin lütfen? Retweetlemişim zaten. Verify dedik. Verify aldık. Arkadaş join Discord dedik. Verify atabiliyor muyuz? Attık. Telegram'ına katılalım hemen. Bu arada Telegram'ına katılmamıştık galiba. Telegram'ına da katıldık şu anda. Bir de announcement grubunun Telegram'ına katıldı dedi. Buna da katıldık. Şimdi gelelim en güzel yere. Enter Secret Code arkadaşlar. Bunu birazdan yapacağız. MetaMask adresim nedir? Hemen onu kopyalıyoruz buraya. Submit dedik. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Eğer bunu tamamlayabilirseniz arkadaşlar hem 45 puan buradan alıyorsunuz hem de hepsini tamamladığınız için 50 puan daha, yaklaşık 100 puan daha alıyorsunuz. Şansınızı hayvan gibi arttırıyorsunuz. Peki Enter Secret kodun ne olduğunu öğrenmek için de aşağıya arkadaşlar yazın. Evet, bunu ben de yapıyorum artık. Ben de o sevmediğiniz YouTuber'lar gibi yapacağım artık. Aşağıya yazın arkadaşlar. Gerekli beğeni gelirse o yorumun altına Secret kodu yazacağım. Ya da siz Discord'dan, Telegram'dan, artık Twitter'dan nereden bulduysak biz bu Secret kodu, siz de aynı yerden araştırıp bulabilirsiniz. O kısmı da size bırakıyorum. Ya kolay yoldan aşağıdan beğenip yorumlarda istediğinizi söylersiniz arkadaşlar ya da kendiniz araştırabilirsiniz. İyi bakalım. Videoyu sonlandırmadan önce de son uyarı yapıyorum. Oyun tutacak mı tutmayacak mı soru işareti arkadaşlar. Umarım tutar ve umarım bir şekilde whitelist'ı alıp girebiliriz. Ama lütfen kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. İyi bakalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.